Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün sizinle birlikte kutu açılımı, ay kutu açılımı ne ya? Poşet açılımı bilmiyorum ya. İşte yeni bir şeyler geldi. Onları açarken sizinle biraz sohbet etmek istedim. Bildiğiniz üzere muhteşem ötesiyim. Hayatımda kaossuz bir gün geçmiyor. Her gün ayrı bir şey yaşıyorum ve artık alıştım buna. Yani gönül ister miydi böyle olmasını? İstemez tabii ki de. Ben çünkü yapısal olarak aslında gayet sakin bir insanım yani. Beni bir bırak, bir hafta boyunca bırak, ben uyurum. Gerçekten sadece uyurum. Yani uyumak dışında zaten şu an hayatımdan zevk aldığım pek bir şey yok. Bu arada size bir şey sormak istiyorum. Siz de rüyalarınızda devamlı baygınlık geçiriyor musunuz? Çünkü ben rüyamda en az 3 kere bayılıyorum. Ve bayıldığımın farkında oluyorum. Çok garip rüyalar görüyorum. Kemer almışım kendime. Çünkü 15 senedir kemerim yok. Umarım belime olur. Güzel. Nereden aldın diye soracak olursanız Trendyol'dan aldım. Linkini bırakır mıyım? Bırakmam. Araştırın bulun arkadaşlar. İşte bildiğiniz üzere ben hayatımda çok radikal kararlar aldım. Neden? Çünkü artık iyi hissetmek istediğime karar verdim ve artık hayatımı düzene sokmak istedim açıkçası. Hayatımda beni kötü hissettiren her şeyden uzaklaşmaya karar verdim. Ve yeni bir sayfa açmaya çalışıyorum şu an. Ve buna engel olmaya çalışan çok insan var. Ama yine de yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte ben üniversite okumaya karar verdim arkadaşlar. Evet biliyorum, çok böyle şey videolar çektim. Böyle ya üniversite okumaya gerek yok. İnsan başarırsa kendisi başarır. Hala bu düşünceye katılıyorum. Kendi düşünceme katılıyorum. Evet, siz gerçekten ne yapmak istiyorsanız onu zaten üniversite belirlemez. Sizin başarınızı üniversite belirlemiyor bence. Kesinlikle belirlemiyor. Sizin bu hayatta yaptığınız girişimler üretkenliğiniz belirliyor. Nasıl bir insan olduğunuz belirliyor. Yani şöyle bir şey var. O kadar okumuş adam var, tamam mı? Ama adam değiller yani. Her okuyan adam olmuyor. Önemli olan karakter meselesi. Önemli olan iş hayatında ya da kendi kişisel hayatınızda ne kadar iyi bir insan olabildiğiniz. Yani ben açıkçası kişisel gelişim olarak da kendini geliştirmek açısından da bu yolu bırakmayı düşünmüyorum. Fakat ayrıca okumak istediğime karar verdim. Neden? Çünkü yurt dışına çıkmak istiyorum. Yurt dışına çıkmak istediğim için de okumam lazım. Çünkü maddi olarak öyle neyse tamam ben yurt dışına gitmek istiyorum, param da var, gideyim diye bir şey olmuyor. O yüzden belki bir üniversiteye girip oradan Erasmus yapmak ya da ne bileyim ileride bir şekilde kendimi araştırıp bilmiyorum bir şekilde gitmeyi düşünüyorum. Şu an yolun başında olduğum için tam olarak ne yapacağımı kararlaştıramadım. Ama yani her başlangıç bir başlangıçtır sonuçta yani ve kapanan her kapı yeni bir kapı açar. Bilmiyorum bu söz böyle miydi ama siz anlamışsınızdır. Benim çok yakın bir dostum var. Ondan şey aldım. İşte çözmediği birkaç TYT test kitabı falan vardı. Onları aldım. İşte öyle. Öyle şeyler yapmayı düşünüyorum. Şimdi resme odaklanacağım. İşte üniversiteye odaklanmaya çalışacağım, TYT'ye çalışacağım. Yani şunu fark ettim, uzun zamandır üretken bir insan olamıyordum ve kendim gibi davranamıyordum. Ve ne bileyim, yani gerçekten böyle hayatımda ne yapacağımı kararlaştıramamıştım. Fakat şöyle bir durum var, yani ben 19 yaşında bir insan çocuğuyum, tamam mı? Bir evlat çocuğum. Ben 19 yaşında bir genç kızım ve bu hayatta ne yapmak istediğimi bu yaşta karar vermek zorunda değilim açıkçası. Yani bilmiyor olmam gayet normal değil mi? Sen gidip 19-18 yaşındaki çocuklara bu kadar büyük bir sorumluluk yüklersen ve hayatlarını sadece bir üniversiteye bağlıymış gibi onlara baskı yaparsan, yani benim gibi hisseden bir sürü çocuk olduğunu düşünüyorum açıkçası. Nereden bilebilirsin ki? Yani böyle şeylere adamlar 40-50 yaşlarına geliyorlar, hayatlarında ne yapmak istediklerini bilmiyorlar. Ben 19 yaşımda nereden bileyim? Yani şu an sadece şöyle düşündüm, hani şu an kısa dönem olarak beni en fazla ne mutlu eder ve en mantıklı amaç ne belirleyebilirim diye düşündüm. Ve o yüzden üniversite okumaya karar verdim. Bilmiyorum, umarım hayırlısı olur. Elimden geleni yapacağım. Şu an yani başımdan aşkın bir sürü derdim var ama şöyle düşünüyorum. Zaten yani ben bu dertlerin üzerine odaklansam da odaklanmasam da benim düşünmemle çözülecek şeyler değiller. O yüzden bazı şeyleri akışına bırakmak gerekiyor. Ve yani maalesef bilmiyorum sizin hayatınızda öyle mi? Benim hayatımda hep bir halt oluyor. Ve artık bu duruma alıştım ve sanırım hayattaki zorluklarla biraz bu şekilde baş etmeyi öğrenmem gerekiyor. Yani bazı şeyleri gerçekten çok fazla yakınınıza almamanız gerekiyor. Ya da hayatınızda bir zorluk varsa kendinizi devamlı yıkmamanız gerekiyor. Çok içselleştirmemeniz gerekiyor. Çünkü
o zaman gücünüz kalmaz. Mesela benim şu an gücüm yok. Gücümü tekrardan oluşturmaya çalışıyorum. Hala yaşadığım şeyleri, çok yakın zamanda yaşamış olduğum şeyleri atlatmaya çalışıyorum. Ve kalbimi, zihnimi, mantığımı toparlamaya çalışıyorum yani. Ve yani insan her zaman kendini yeniden oluşturuyor. Onu öğrenmiş oldum bu sene mesela. Bilmiyorum, belki bu kelebek örneğini çok fazla verdim. Yani olabilir, çünkü kelebek benim için çok güzel bir metafor hayatımda. Yani belki biz hepimiz böyle gelişen tırtıllarız ve devamlı kabuk bırakıp o kabukları açıp kanatlanıyoruz. Ve hayatımızda birden fazla kere kelebek oluyoruz, anlatabiliyor muyum? Ve bu kelebeklerin birbirinden daha güzel olmasını sağlayacak tek insan sensin. Yani benim kelebeğim mesela bu sefer, ben tekrardan denedim. Bu sefer siyah bir kelebek çıktı, anladın mı? Daha böyle hani bir kanadı kırık bir kelebek çıktı. Ama ben tekrardan bir tırtıl olacağım. Tekrardan kabuk bağlayacağım. Ve bu sefer masmavi güzel bir kelebek olarak çıkacağım. Yani çünkü bunun için uğraşıyorum. Ve yani illaki bu çabalarımın bir sonucu olmak zorunda. Bu arada aldığım çanta nasıl? Bunları paylaşmak istedim ve bundan sonra YouTube'da da bu tarz içerikler paylaşmayı düşünüyorum. Hani böyle açıkçası yani kendimi yeni bir yolculuğa atıyorum ve bunu sizinle paylaşıp belki siz de bunlardan bir şeyler kendinize katabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya da atıyorum siz de böyle bir yolculukta olabilirsiniz ve sizin tecrübelerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Kendi yaşadığınız olayları, kendiniz... Çünkü benim gibi olan bir sürü insan olduğunu biliyorum ki yazdığınız yorumların hepsinden, yani hepsini okuyorum ve hepsi o kadar ayrı, o kadar özel şeyler ki, ama hepsinin ortak bir yanı oluyor. Hepimiz aynı hisleri yaşıyoruz. Hepimiz aynı zorluklarla nasıl baş etmeyi çalıştığımızı anlatıyoruz ve bunları nasıl baş edebileceğimizi birbirimize paylaşıyoruz ve bu yüzden aslında YouTube'a bir şeyler çekmeyi çok seviyorum. Yani gerçekten yani beni günümü güzelleştiren, şu sıralar gerçekten günümü güzelleştiren tek şey bu yorumlarınızı okumak oluyor. Ve böyle şey, yapmacık şeyleri sevmiyorum. Böyle hepimiz bir aileyiz falan, ama okuyorum böyle, anlatamıyorum, anladınız mı? Yani gerçekten çok teşekkür ederim ve işte dediğim gibi umarım birlikte bunları aşabiliriz. Artık kendimize yeni bir yol çizebiliriz, yeni bir hayat kurabiliriz. Bizi geçmişte üzen bütün travmalarımızdan kurtulabiliriz. Umarım yani. Ve dediğim gibi yani maalesef çabalamanın sonu gelmiyor. Yani başınıza en kötü şey gelse bile maalesef devam etmek zorundasınız. Çünkü bu dünyaya gelmişiz yani. Maalesef. Yani yapacak bir şey yok kardeşim. Olabilir öyle şeyler. Şimdi size... Aslında bunu çok merak ediyorum. Şimdi bu kış ilk kez dedim ya, kendimi artık biraz daha fazla kendim gibi hissediyorum. O yüzden tarzımda biraz değişikliğe gitmeye karar verdim. Çünkü son 3 senedir hiçbir şey umurumda olmadığı için nasıl giyindim bile umurumda değildi yani. Ne buluyorsam onu giyiyordum. O yüzden dedim ki Tanya dur be, kendimi biraz toparla. Şey... Tamam lan, tamam, linkini bırakacağım. Hadi siz de yararlanın. Bilmiyorum kalmış mıdır? Ay çok güzel bunlar. Üstümde giyeyim mi? Ay, bir dakika giyinip geleceğim. Bir şey söyleyeceğim. Çok tatlı. Aldıkları kötü. Ay, senin aldıkların kötü değil. Güzel oldu. Çok tatlı oldu. Şimdi ne diyorsun Raşit? Değil mi böyle iki boyutlu? Arkadaşlar merak etmeyin. Tren yol bana sponsor değil ama bundan sonra olabilir. Çünkü çok beğendim. Dın dın. Bir şey söyleyeceğim. Neyim ben ya? Çok güzel. Bakın kemeri de taktım. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi şu an çoğumuz şey dönemlerden geçiyor olabiliriz. Sıkıntılı dönemlerden geçiyor olabiliriz. Bazımız şu an üniversiteye çalışıyor. Bazımız şu an liseye girmek için son senesi. Bazımız şu an üniversiteye girdi ama ne yapacağını bilmiyor. Bazılarımız şu an gelecek hakkında ne yapacağını bilmiyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tanya ablanız burada. Tanya, the motivation queen burada. Hepsini teker teker halledeceğiz. Halledeceğinize de inanıyorum.
Bırakmayın koçum kendinizi, ezdirmeyin kendinizi. Ve size çok güzel günler, akşamlar, günaydınlar, bilmiyorum ne zaman izliyorsunuz. Güzel bir zamanlar diliyorum. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok öpüyorum. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Çıkış yapamıyorum videonun.